Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tempoyu düşürmeden seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçer bu kapsamda bugün Yenişehir'de bulunan antika pazarını ziyaret etti. Ziyaretlerinde Seçer'e eşi Meral Seçer eşlik etti. Buradaki ziyaretlerinin ardından Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte Tema Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılıştan sonra Erdemli'ye gelen Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi Erdemli Belediye Başkanı adayı Mehmet Mavi ile birlikte veli toplantısı gerçekleştirdi. Geri sayım başladı. Yerel seçim çalışmalarında bugün Mehmet Mavi ile birlikte Erdemli'de buluşma gerçekleştirdiniz. Peki Erdemli'de gördüğünüz en temel sorun nedir? Öncelikle Mavi Başkanı yanımda bugün Erdemli'deyiz. İnşallah belediye başkanı yapacağız Mavi Başkanı. Erdemli'nin temel sorunlarından bir tanesi kanalizasyon arıtma sistemi. Tömük, Arpaç, Kargıpınar'ın bir kısmı. Onu merak ediyordur Erdemliler. Her şey tamam, proje tamam, finansmanı tamam. Yakın zamanda inşaatına başlatıyoruz. Biliyorum uzun süredir bekliyorlar, 4 yıldır, 5 yıldır hatta biz de uğraşıyoruz. Ama sonuna geldik. Yine Mavi Başkan'la beraber otogarın yer sorununu çözeceğiz. Güzel bir otogar yapacağız. Erdemli'ye ihtiyacına karşılık verecek güzel bir otogar yapacağız. Çok şükür ki bizim 5 yıllık süremizde Erdemli'nin daha önce sorun alanı olan birçok konuyu da çözdük. Çok güzel grup yolları var. Mergin Köprüsü ihtiyacı vardı. Mergin Köprüsü'nü yaptık. Lamos Köprüsü ihtiyacı vardı. Onu yaptık. Birçok bölgede içme suyu, kanalizasyon, altyapı noksanlığı vardı. İşte Elvanlı'dan suyu getirdik. Çeşmeli'nin altyapısını yaptık. Saymakla bitmez. İnşallah bu dönemde dediğim gibi başta Tömük olmak üzere Limonlu kanalizasyonu, bunun gibi altyapı sorunlarını da çözeceğiz. Hem altyapı hem üst yapı devam ederken tarım desteklerimiz devam edecek. Diğer sosyal politikalarımız güçlenerek devam edecek. Erdemli nüfusu artıyor, ihtiyaçları da artıyor. Ama bizim Erdemli'ye ilgimiz çok fazla, çok büyük. Erdemlileri çok seviyoruz. 31 Mart'ta da kendimizi onlara emanet ediyoruz. Onları da Allah'a emanet ediyoruz. Bugün Tema Parkı'nın da açılışını gerçekleştirdiniz. Evet. Bununla ilgili de sizden kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Orası güzel oldu. Belediyemiz tarafından yapıldı. Yer Yenişehir Belediyesi'nin de oradan belediyeye biz aldık, tahsisini aldık, hatta mülkünü aldık. Güzel bir temaya ait bizle ortak projeler yürüteceği bir alan oldu. Biliyorsunuz çağımızın en büyük sorunu iklim değişikliği, çevre sorunlarının başında o var. Orada temayla ortak bir proje sürdüreceğiz. Yeşil Mersin projesi. Çocuklarımız orada eğitim alacak. Bizim orada özellikle genç kuşaklarda çevre bilincini geliştirmem için önemli çalışmalarımız olacak. Hayırlı olsun hem Tema'ya hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Mersin'imize. Erdemli halkından nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Şu anda Erdemli'de CHP tarihinde ilk defa başa oynuyoruz. Kampanyamız çok iyi gidiyor. En büyük şansımız Erdemli'de gönüllere girdik. Siyaset üstü bir kampanya yürütüyoruz ve VAP Başkanımla uyum içerisinde el ele omuz omuza memnuniyet olan hizmeti biz de Erdemli Belediye Başkanı olduğumuzda devam ettirmeyi düşünüyoruz. Erdemli gelişiyor. Gelişirken de nüfus artıyor. Buranın hem otokar hem organize hem de bir takım hizmetlerin yapılması konusunda uyuma ve desteğe ihtiyacımız var. Bu anlamda Erdemli için 31 Mart büyük bir şans. Uyuma ve huzura, hizmete oy istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz vatandaşlarımızın. Bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitime önem veriyor. Gittiğimiz yol Atatürk'ün yolu. Bizim eğitim merkezlerine ders devam eden çocuklarımızın sınav ücretleri belediyemiz tarafından karşılanıyor. 5 yıllık hizmetlerimden memnun olanların oyunu istiyorum. Birlikten güç doğar. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık sürecimizde Mehmet Mavi Başkan'la sizlere hizmet etmenin gururunu yaşayacağım.